Selamlar. Yaklaşık 50 günün ardından Yavuz Sultan Selim serimizi tamamladık. Peki 2 saati bulan bu Yavuz Sultan Selim serimizde Yavuz Sultan Selim'i yeteri kadar anlatabildik mi? Tabii ki hayır. Bu yüzden 2 Mart günü paylaştığımız topluluk gönderisinde sizden Yavuz Sultan Selim ile alakalı merak ettiğiniz soruları sormanızı istedik. Bunun sonucunda 800'e yakın soru geldi. Bu 800 soru arasından belirlediğimiz soruları seçtik. Elimizden geldiğince birinci el kaynaklardan yararlanarak bunlara cevap vermeye çalışacağız. Çok fazla soru geldiğinden ve bu soruların hepsine cevap vermek zaman alacağından belki bu videoyu 2 part halinde yapabiliriz. Tarihi şahsiyetlerin siyasi hayatlarından daha çok özel hayatlarına da değineceğiz bu serilerde. Başka gelmesini istediğiniz soru cevap videosu varsa yorumlarda lütfen belirtin. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet'in torunlarını İstanbul'a getirdiği ve torunları arasında bilhassa Yavuz Sultan Selim ile ilgilendiği Yavuz Sultan Selim'in yıllar sonra dönemin ressamlarından birisinin yaptığı Fatih Sultan Mehmet portresini dedesine benzetemediği doğru mu? Ve bu olay hangi tarih kitabında geçiyor? Bu bilgiyi de biz Hoca Saadettin Efendi'nin Tacü't Tevarih isimli eserinin 4. cildindeki Selimname bölümünde buluyoruz. Hoca Saadettin Efendi de kimdir? O Haçova Muharebesini izleyenler hatırlayacaktır. Hoca Saadettin Efendi'nin kim olduğunu, o savaşta bizzat bulunmuştu. Haçlılar 3. Mehmet'in etrafını sarmadan önce 3. Mehmet sormuştu ona, çekilelim mi, ne yapalım diye. Hayır, çekilmeyin. Ecdadınız da böyle savaşlar gördü zamanında. Birçok savaşlar bu şekilde kazanıldı. Ben umuyorum ki bu savaşı da kazanacağız diyor ve ona güvenerek çekilmiyor 3. Mehmet. Etrafını sarmalarına rağmen o savaşı kazanıyoruz. Çok harika bir savaştır o savaşı. Gerçi telif geldiği için çok izlenemiyor. Onu revize edip tekrar yükleyeceğim inşallah. O savaşı izlemeyenler izlesin. İşte oradaki Hoca Saadettin Efendi. Kimdir bu Hoca Saadettin Efendi? Yani 3. Mehmet'ten bahsediyorsun. Yavuz Sultan Selim'le ne alakası var? Yavuz Sultan Selim'in Nedim'i, can dostum dediği Hasan Can'ın oğludur bu Hoca Saadettin. Hasan Can'ı biliyorsunuz. Yani 1514 yılından 1520 yılına kadar son 6 senesinde Yavuz Sultan Selim'in yanından hiç ayrılmayan biridir. Hatta Yavuz Sultan Selim onun elini tutarken vefat etti yani. Ona o kadar yakın biri. Hatta Kanuni Sultan Süleyman bile babası vefat ettikten sonra ona diyor ki sen diyor babamın sırdaşıydın. O herkesten gizlerdi ama senden gizlemezdi. Bana babamı anlat diye. Kanuni Sultan Süleyman Hasan Can'dan bizzat babasıyla alakalı menkıbeleri dinlemek istiyor yani. Öyle biridir Hasan Can. Oğlu Hoca Saadettin Efendi 1536 veya 38 yılında dünyaya gelmiştir. Tabii o Yavuz Sultan Selim'i hiç görmemiştir ama babası Hasan Can Yavuz Sultan Selim'e çok yakın olduğu için babası Hasan Can'dan dinlediklerini kitabındaki o Selimname bölümüne yazmıştır. Biz de o kitapta buluyoruz yani Hasan Can'ın bu anlattıklarını. O yüzden bu Tacü't Tevarih'in Selimname bölümü bizzat Hasan Can'ın ağzından yazılmış gibidir. Bu da birincil kaynaklardan kabul edilir yani. Çünkü Hasan Can'ın anlattıkları bunlar. Onun çerçevesinde yazılmış. Bu kitapta yazdığına göre bu Fatih Sultan Mehmet'in portresini Yavuz Sultan Selim'e gösteriyorlar. Yavuz resme bakıyor ve diyor ki merhum dedem Fatih bizi çocukken mübarek dizleri üstüne almışlardır. Şerefli yüzleri hala hayalimdedir. Doğan burunlu idiler. Bu resmi çizen ressam tamamca benzetememiş diyor. O sırada orada Ahi Çelebi diye bir zat da var. O da 2. Bayezid'in nedimliğini yapmış ve Fatih Sultan Mehmet devrine yetişmiş. Onu bizzat görmüş bir zat. Yavuz Ahi Çelebi'ye buyuruyor ki sen de merhumun zamanına yetiştin, onu görmüşsündür. Sence benzemiş mi diye soruyor. Ahi Çelebi resmi inceliyor. Ne münasebet. Ressam çizerken önem bile göstermemiş diyor. Yani o da Fatih'e benzetemiyor bu resmi. Hasan Can bu konuşmalar olduğunda oradaymış ve bu mevzuyu Ferhat Paşa ile aralarında konuşurken Hoca Saadettin Efendi onların konuşmalarını dinlemiş. Aklında kalanları kitabına yazmıştır. Bu sayede biz bu bilgiyi birinci kaynaktan öğrenmiş oluyoruz. Şöyle bir bilgi okumuştum bir yerde. Yavuz Sultan Selim 6 saat aralıksız Kur'an-ı Kerim okuduğundan gözleri bozulup gözlük takan tek Osmanlı padişahıdır diye. Bu bilgi ne kadar doğrudur? Yavuz Sultan Selim gözlük kullandı mı? Bu gözlük meselesi Celalzade Mustafa Bey'in Selimname isimli eserinde geçiyor. Yavuz devriminde yaşamış biridir Celalzade Mustafa Bey. O dönemi iyi bilir. Yavuz vefat ettiğinde daha 26 yaşındaydı. Küçüktü ama verdiği bilgiler çoğunlukla Piri Paşa'dan dinledikleridir. Çünkü kendisi Piri Paşa'nın hizmetini görmüştür. Onunla çok yakın olmuştur. Sürekli hani onun evine çok gidip gelmiştir vesaire. 6 sene Piri Paşa'nın hizmetinde kaldım der kendisi. Dolayısıyla Piri Paşa da Yavuz Sultan Selim'in veziri azamı olduğu için yine bu da birinci el kaynaklardan biridir. Yavuz Sultan Selim dönemiyle alakalı. Üstelik kendisi Kanuni devrinde
divanda Reisül Küttab ve nişancı olarak falan görev aldığı için Osmanlı'nın bütün arşivlerini okuyabilme şansına kavuşmuştur. Bu yüzden de diğer tarihçilerin bilmediği birçok malumatı da bu arşivlerden okuyarak elde edip kitabına yazmıştır. O yüzden bu eser çok önemli bir eser. Bu eserde yazana göre Yavuz Sultan Selim bir gün Celalzade Mustafa Bey'i huzuruna davet ediyor ona bir soru sormak için. Bu sırada da gözlükle Tarihi Vassaf'ı okuduğunu görmüş Celalzade Mustafa. Buradan Yavuz Sultan Selim'in kitap okurken gözlük taktığını doğrulayabiliriz. Yani Celalzade Mustafa Bey'in Selimnamesinde geçer bu. Tarihi Vassaf da Moğol tarihidir. Dili de ağırdır. Arapça, Türkçe, Farsça, Moğolca bu dillerin karışımıyla yazılmış bir de bayağı ağır bir dili vardır. Moğolca terimler çok vardır mesela. İbni Kemal'in Tevarih-i Ali Osman isimli eserinin 10. cildinde tam o Yavuz'un vefat ettiği bölümden bahsederken mesela İbni Kemal anlatır Yavuz Sultan Selim'in Arapça, Farsça, Türkçe ve Tatarca yani Moğolcayı çok iyi bildiğini İbni Kemal söylüyor zaten. Moğol tarihine de ilginç bir merakı varmış Yavuz'un. Yine Mısır seferine giderken Sina çölünde onun bu kitabı okuduğunu biz yine Tacut Tevarih'ten doğruluyoruz. Hatta Hasan Can'ın anlattıklarına göre bu Sina çölünde Araplar baskınlar yapıyorlar. Bazı Bedevi Araplar yani çölde bulunan. Bu baskınlardan bir tanesinde Yavuz'un çadırına giriyorlar bir şekilde ve onun bir kitap sandukası varmış. O sandukayı çalıyorlar. Hasan Can diyor ki o sandığın içinde Tarihi Vassaf da varmış. Meğer padişah o el yazma eseri sevip yoldayken eğlenceleriymiş. O eserin çalınmasına çok üzülmüş. Mısır'a varınca Şemseddin bize bir Tarihi Vassaf yazsın diye emretmiş. Yavuz Sultan Selim'in şahsi hayatını merak edenler için önerebileceğim en güzel kaynaklardan bir tanesi Tacut Tevarih isimli bu eserdir. Oradaki Selimname bölümüdür yani. Çoğu kısmı Hasan Can'ın anlattıklarından naklen yazıldığı için bu kitaptan çok ilginç ve fazlaca bilinmeyen detayları öğrenebilirsiniz. Hatta Kanuni bile demiştim. Hasan Can'ı huzuruna çağırıyor padişah olduktan sonra. Sen diyor babamın sırdaşıydın. Her türlü gizlerini sana anlatırdı deyip ondan babası hakkında menkıbeler dinlemek istiyor yani. Kanuni'nin eriştiği o imkana siz de Tacut Tevarih Selimnamesini okuyarak erişebilirsiniz. Bu Kültür Bakanlığı yayınlamıştı mesela. Bendeki kitabı o. Kültür Bakanlığı'nın 1992'de yayınladığı, İsmet Parmaksızoğlu'nun çevirdiği, çevirisini çok beğenmesem de bu kitabı okuyabilirsiniz mesela. Güzel kitaptır. Çok ilginç hikayeler vardır içinde. Daha neler neler var. Hatta Hoca Saadettin Efendi diyor ki daha neler neler anlatmıştı babam da. Ben yalnızca hatırımda kalanları anca yazabildim eserime diyor yani. Seversiniz okuyun. Selamu aleyküm değerli harp tarihi. Benim bela bir sualim var idi. Bela bir şey okumuştum ki Yavuz Sultan Salim Çaldıran Savaşı'na gedarken Abdülkadir Geylani'nin türbesini ziyaret edip onun vasıtasıyla savaşta galip gelmesini dua etmişti. Bu ne derece doğrudur? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Allah razı olsun kardeşim. Çaldıran'a gitmeden önce ziyaret ettiği türbeler Eyüp el-Ensari Hazretlerinin türbesi, Mevlana'nın türbesi, Sadreddin Konevi gibi o güzergahta bulunan evliyaların türbelerini ziyaret etmiştir. Oralarda dua etmiştir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin türbesi ise Bağdat'ta bulunuyor. Yani Yavuz'un Bağdat'a gidip gitmediğiyle alakalı çok sağlam bir kaynak yok. Bu hikaye, bu senin bahsettiğin Bağdat'a gidiş hikayesi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçiyor. İşte bu seyahatnamede anlatılana göre Trabzon'da sancak beyiyken yerine oğlu Süleyman'ı bırakıp tebdili kıyafet giyip Şah'ın sarayına gidiyor. Şah'la santranç oynuyor. Santrançta Şah'ı yeniyor. Şah'tan tokat yiyor. Daha sonra yine seyahatine devam edip Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta Abdülkadir Geylani Hazretlerini falan ziyaret ediyor vesaire. Bunlar ve bunun kaynağı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Ama Evliya Çelebi'ye bir tarihçi gözüyle bakmak yanlış olur. Çünkü zaten bir tarihçi değildir. Bir seyyah kendisi. Şehir şehir gezer, insanlarla konuşur, insanların anlattıklarını dinler ve bunu kitaplarına yazar. Bu seyahatnamesinde bunları toplamıştır. Yani seyahatnamede bunun yazması bize şunu gösterir ki Trabzon'a gittiği zaman Trabzon'daki halk arasında işte Yavuz'un tebdil kıyafet, Şah İsmail'in yanına gittiği, onunla satranç oynadığı, Bağdat'a gittiği vesaire halk arasında konuşuluyormuş. Bu bunu anlatır bize. Yoksa Evliya Çelebi bunları uydurmuyor. Halktan dinlediği ne varsa onu yazıyor. Doğruyu yanlışı bilmem. Halk böyle diyor diyor. Bunlara sordum. Böyle dediler. İşte mesela onun meşhur donan kedi hikayesi de var. Eleştirilir falan işte. Kedi çattan çatıya atlarken donmuş vesaire yazmış. Evliya Çelebi'nin yazdıklarına inanılmaz diyor. Ne alakası var? Evliya Çelebi sana ben donan kediyi gördüm demiyor ki. Burada diyor öyle bir soğuk olmuş ki bir kedi çatıdan başka bir çatıya geçerken donmuş diyor. Böyle dediler. Öyle anlattılar diyor. Halk uydurmuş olabilir. Bu illa Evliya Çelebi'nin uydurduğu anlamına gelmez ki. Evliya Çelebi'yi böyle söyleyerek küçültmeyin yani. Çok önemli biridir. Çok önemli bir seyyahtır.
4. Murat zamanında yaşamıştır. Şehirleri dolaşıp insanların anlattıklarını not etmiştir yani. Dolayısıyla onu bu kaynakta gördüm ben. Doğru da diyemem, yanlış da diyemem yani. En doğrusunu Allah bilir. Yavuz Sultan Selim babasını katletti mi yoksa babasının rızasıyla mı tahta geçti? Yavuz'un babası Veli Bayezid tahttan feragat ettiği vakit oğlu Selim'e kılıcın keskin, ömrün kısa olsun dediği rivayet edilir. Bu konu hakkında düşünceniz nedir? Yavuz Selim babası tarafından neden sevilmiyordu? Trabzon'a sancağı gönderilmesinden aşikar demiş Mustafa Karakuş. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Yavuz'un babasını zehirleterek öldürdüğü iddiası. Yavuz Sultan Selim'in babasını zehirleterek öldürdüğü iddiasına ben okuduğum hiçbir birincil kaynakta ve daha sonraki Osmanlı kaynaklarında rastlamam. Yani bu iddia o dönemin tarihçilerinden Enveri, Neşri, İdrisi Bitlisi, Celalzade Mustafa, İbni Kemal, Taşköprülüzade, Matrakçı Nasuh, Muhittin Cemali, Lütfü Paşa. Dönemin hiçbir tarihçisinde böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. Üstelik bu ismini saydıklarımdan bazıları 2. Bayezid'in cenaze namazında bulunan tarihçiler. Şehzade Ahmet babasının vefatının ardından Memlük Sultanı Kansu Gavri'ye mektup yazıyor. Bu mektup Topkapı Sarayı arşivinde var. Mektupta özetle diyor ki Şehzade Ahmet, "Babam Kazlıdere'de hastalanarak vefat etti. Halk arasında vefatının Selim tarafından olduğu şai oldu. Yani zannedildi." Böyle bir zehirlenme ihtimali falan olsa Şehzade Ahmet onun rakibi olarak bunu kullanmaz mıydı? Bunun üzerine gitmez miydi? O bile böyle bir şey düşünmemiş yani. Peki bu iddia nereden çıktı? Bu iddiayı dillendirenler hangi kaynağa dayanarak bunu söylüyorlar? Bunu onların ispat etmesi gerekir. Yoksa bu olay delinin biri kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış darbu meseline döner. Bu iddianın kaynağını söyleyeyim. Giovanni Antonio Menavino isminde bir zat var. Bu adam Cenevizli. 1501 yılında bir ticaret gemisine saldıran korsanlar bu adamı ele geçiriyorlar, esir alıyorlar ve bu adam Osmanlı Sarayı'na bir köle olarak satılıyor. Daha sonra bu Menavino 10 sene boyunca Osmanlı Sarayı'nda hizmet ediyor. Sultan Bayezid vefat edince bu adam da serbest kalıp ülkesine dönüyor ve 30 yıl sonra Türklerin Hayat ve Adetleri diye bir kitap yazıyor. İşte Osmanlı Sarayı'nı, Osmanlı insanını falan anlatıyor kitabında. Bu kitabı da Fransa Kralı 2. Henry'e ithaf ediyor. Hatta kitabın girişine şöyle bir şey yazmış. Fransa kralına Türklere karşı açacağı savaşta Tanrı'dan başarı diliyorum. Yani adam bir Türk düşmanı olduğunu gösteriyor zaten kitabın başında. İşte bu Yavuz Sultan Selim'in babasını zehirlediği iddiası ilk olarak bu kitapta geçiyor. 1540'lı yıllarda. İyi de bu adam sarayda bir köle. Ne Sultan Bayezid'in cenazesini görmüş, naaşını görmüş, ne naaşını yıkamış, ne bileyim ne cenazesine katılmış. Zaten Müslüman da değildi. Ama bu köle abimiz Menavino'ya göre olay böyle olmuş olabilirmiş. Hani Şehzade Ahmet mektubunda diyordu ya vefatının... Halk arasında onun vefatının Selim tarafından olduğu şai oldu diye. İşte o halk arasında konuşulan sözleri duyan, dinleyen Menavino kitabında da böyle yazmış. Kesin de konuşmamış, ihtimali var demiş. Zaten halk arasında böyle şeylerin gıybeti hep yapılır. Zaten babasının vefat haberini alınca Sultan Selim gözyaşlarına boğuluyor. Bunu görenler söylüyor. Hemen diyor cenazesini İstanbul'a getirin. Getiriyorlar cenazeyi, yıkıyorlar, kefenliyorlar, defnediyorlar. Yani zehirlenmeye dair hiçbir emare kayda geçmiyor. Menavino duyduğu bu saray dedikodusunu kitabında yazınca ondan bunu duyan bütün batılı tarihçiler de diyor ki Yavuz Sultan Selim, bunlar Yavuz demezler, Sultan the Grim derler, babasını zehirletti ya da babasını öldürdü. İşte Yavuz'dan 250 sene sonra dünyaya gelen Hammer bunu tekrarlıyor. Hatta Hammer diyor ki bence kesin Selim öldürttü. Konu biraz uzadı kusura bakmayın ama Eflak Voyvodası 3. Vlad'ı anlattığım o Fatih'in videosunda Kazıklı Voyvoda ile alakalı Osmanlı'da çok fazla kaynak bulamadım. Batılıların kaynaklarına bakayım dedim. Hammer'dan mesela okuyorum. Diyor ki Hammer, Türklerin Kazıklı Voyvoda dedikleri 3. Vlad Fatih'ten bile zalimdi. Bu Hammer'ın Osmanlı tarihi kitabı önceden bizim üniversitelerimizde bizden bir önceki nesilde ezberletilirmiş talebelere. Yani o Hammer'ı okumadan sen o okulu bitirememişsin. Memlekette neden bu kadar çok Osmanlı düşmanı var? Çok da cevabını bulmak çok da zor değil yani. Vlad Fatih'ten bile zalimmiş. Yani özetleyecek olursak bu tür iddialar tamamen asılsız ve batı kaynaklı iddialardır. Bu batılıların Osmanlı ile alakalı yazdıkları eserleri aman Allah'ım yani bir açıp okusam dinlemeye utanırsınız yani. Rezalet şeyler yazmışlar.
nasıl bir hayal kurdularsa Osmanlı Sarayı ile alakalı. Oğlancılık mı dersiniz, kemiklerini kırıp topa sokup topu denize ateşleri, ya ne fantazik fantazik böyle hayal, o kadar şey ki. Ne Osmanlı'yı tanıyabilmişler, ne bomboş. Yani bizimkiler de diyor ki Batılılardan okuyun Osmanlı tarihini, gerçekleri görün. Yani ondan önceki devirde, o Yavuz devrindeki Batılı tarihçiler de bizi uçan adlılar da uçuyor zannediyorlarmış. Çünkü öyle zannediyorlardı adamlar. Neyse, bu konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir soru daha vardı. İkinci Bayezid Selim'i neden sevmiyor mu? Divanı topluyor İkinci Bayezid. Padişahlığı kime devredeceğini açıklıyor. Yavuz Sultan Selim'den bahsederken hani ona devretmeyeceği halde bile Selim'im diye hitap ediyor. Yani bunu biz birçok ağızdan duyuyoruz yani. Selim'im, Selim'im diye hitap ediyor. Sevmeyen bir insan Selim'im diye hitap eder mi? O söz edilen bedduada işte kılıcın keskin ömrün kısa olsun dediği rivayeti dönemin Osmanlı kaynaklarında, o birinci Osmanlı kaynaklarında geçmiyor. Öyle bir şey yok. Herkes şunu anlatıyor yani ve müttefik olarak hepsi bunu anlatıyor. Onu görenler. Yavuz Sultan Selim babasını, yani babası o zaman hasta, tahterevalide gidiyor. Babasının yanında yürüyerek Topkapı Sarayı'ndan Edirne Kapı'ya kadar yürüyerek gidiyor. O da ona dua ediyor. Onun duası da duyuluyor. Ağlıyorlar, sarılıyorlar birbirlerine. Ağlaşıyorlar. Yani sarılırken kulağına beddua etti mi onu bilmiyorum. Onu bilemeyizdi. Yani en azından aktarmamışlar böyle bir şey. Bu beddua ne zaman oldu o zaman? Bunu kim duydu da söyledi yani? Bunlar daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmış iddialar. Muhtemelen Yavuz Sultan Selim sultanlığı 8 sene sürmeseydi de 20 sene sürseydi böyle beddua rivayeti de ortaya çıkmayacaktı yani. Yani 8 sene sürdü ya, bak babasına böyle yaptığından dolayı. Yani buralardan türemiş şeyler, yoksa öyle bilinen bir beddua falan filan yok ki. O zamanın ümerası, askeri 2. Bayezid'i çok severler. Yani gelecek 2. Bayezid halkın önünde veya işte askerlerin veya ümeranın önünde Yavuz'a diyecek ki beddua edecek, senin ömrün kısa olsun falan filan diyecek. O zaman Yavuz'u desteklemezlerdi ki bu adam. Yeniçerilerin sultana sadakatini biliyorsun. Mesela Şehzade Ahmet'ten biliyorsun. Bana biat edin dediği zaman sultanımız hayattayken kimseye biat etmeyiz. Çünkü Yeniçerilerin yeminleri vardır. Sultan Selim'e bile karşı koyarlardı. İkinci Bayezid eğer emir verseydi. Yani böyle bir beddua falan yok. Ki tahtı zorla aldığı falan da yok. Zaten ikinci Bayezid tahttan çekilmek istiyordu. Ahmet mi geçsin, Selim mi geçsin? Mevzu bundan ibaretti yani. İkinci Bayezid Ahmet geçsin diyordu. Selim de diyor ki hayır, Ahmet geçmeyecek, ben geçeceğim diyordu yani. Hani babasından tahtı almak gibi bir şey yok. Babası zaten tahtı bırakıyordu. Ve bu Şehzade Ahmet ile Şehzade Selim arasındaki bir kavga aslında. Yani babasından kimse zorla tahtı gasp falan etmedi. Öyle bir şey yok. Darbe falan yapmadı. Öyle bir şey yok yani. Tahtı bırakacak bir padişah var. Tahta kimin geleceği söz konusu. O mu gelsin, bu mu gelsin? Zaten 2. Bayezid tahta durmak istemiyor. Yavuz Selim Han'a ait olduğu söylenen küpeli fotoğraf ona mı ait? Yavuz kulağına niçin küpe takmıştır? Yavuz Sultan Selim'in gerçek portresi hakkında açıklama yapmanı rica ediyorum. Bu konuda birçok farklı görüş ortaya atılıyor. Herkesin bildiği fotoğrafın Şah İsmail'e ait olduğu görüşü de daha yaygın. Orada koyduğum portre Yavuz değil, Şah İsmail. Bilgin olsun, araştırabilirsin. Şah İsmail tablosunun Yavuz sanılması gerçeğinden bahsedebilir misin? Evet, gelelim en çok gelen soruya. Yavuz Sultan Selim portresi hakkında gerçekten her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Bir zümre diyor ki o Yavuz Sultan Selim değil, Şah İsmail'dir. Bir zümre diyor ki Yavuz Sultan Selim küpe takar mı hiç? Arkadaşlar, önce şunu bilelim. Yavuz Sultan Selim kendi yaşadığı dönemde hiç kimseye resmini çizdirmemiştir. Yani Yavuz'a ait olduğu iddia edilen bütün resimler Yavuz Sultan Selim'den sonra çizilmiş, yapılmış resimlerdir. Ha, bazıları sorabilir, Mısır'dayken üzerinde kendi resminin baskısı olduğu bir madalyon bastırmadı mı, para bastırmadı mı? Hayır, bastırmadı. Evet, Mısır'dayken bir sikke bastırdı, para bastırdı ama kendi ismi yazıyordu üstünde. Yazıydı yani, burada bir resim yoktu. Resimli bir sikke bastırmadı. Osmanlı'da paraların üstüne resim bastırma diye bir gelenek yoktu yani. Bu Avrupalıların adeti olan bir gelenek. Ki zaten bu madalyonu yapan adam da bir Türk değil. Yavuz Sultan Selim bu madalyonu da görmemiş. Bu madalyon Kanuni Sultan Süleyman zamanında, yani 1500'lerin ilk yarısında İtalya'nın kuzeyindeki bir üstad tarafından yapıldığı anlatılır. Madalyonun aslı Floransa Milli Müzesi'nde bulunuyor zaten. Yavuz Sultan Selim bir anda ortaya çıkıp Safevileri dağıtıp Memlükleri dünya haritasından kaldırınca Batı'da büyük bir korku duyuyor. Hatta bütün dünyada büyük bir korku oluşuyor. Korku ve hayranlık oluşuyor. Hatta Batılılar Yavuz Sultan Selim için Selim the Grim derler. Onlar biz gibi Yavuz demez. Yavuz biz Türklerin taktığıyla kaptır ona. Batı'da Selim the Grim derler. Yani korkunç Selim manasında. Lakaba bak yani. Bir Batılıların psikolojisini ifade ediyor aslında bu söz. Peki bu İtalyan ressam, üstad bu Yavuz Sultan Selim madalyonunu, yani onu görmediğine göre onu kafadan mı çizmiş, kafasından atarak mı çizmiş? Hayır. Şemail namesine bakarak çizmiş.
Şemailname nedir? Hani şekline, şemailine bakayım deriz ya. Oradaki şemail yani fiziksel özelliklerini tasvir eden Osmanlı tarihçilerinin yazdığı işte mesela Yavuz'la alakalı bahsederken uzun boyluydu, işte değirmi yüzlüydü, iri kemikliydi, dolgun yüzlüydü, kartal burunluydu. Onu gören devrin tarihçileri bunları yazmışlar. Bu eserleri onlar da okuyor ve bu şemailnamelere bakarak hayalindeki Yavuz figürünü resmediyorlar. Bu madalyondaki de böyle oluşuyor. Farkındaysanız bu madalyonda küpe falan da yok. Yani bazıları ya küçük küpe mi var acaba falan dese de yok küpesizdir bu madalyon. Çünkü küpeden falan bahsetmiyor ya. Bu küpeden aslında Batılılar da bahsetmiyor. Bu küpe olayı Allah'ım. Bu küpe olayına daha sonra geleceğim. Şimdi portredeki resme gelecek olursak portredeki resmin kim olduğuna gelmeden önce kim olmadığını cevaplandırmak daha doğru herhalde. Şimdi bir kısmı diyor ki bu portredeki Yavuz'un başındaki başta kırmızı renkte kızıl baş. Kafasındaki sarık 12 dilimli, 12 imam. Küpe Haydari'nin sembolü, Haydari kalenderi. Yani bu resim Şah İsmail'e aittir. Bu görüş öyle bir yayıldı ki, yani bizim videolarda dahi yorumlara her gelen o resim Şah İsmail, o resim Şah İsmail der olmuş. Arkadaşlar, bu resim Şah İsmail'e falan ait değildir. Şah İsmail'i bizzat gören onun devrinin tarihçisi Hasan Rumlu, onun kitabındaki Şah İsmail tasviriyle bu resim zaten uyuşmuyor. Hiçbir kaynakta da Şah İsmail'in böyle akıncı bıyığı gibi bıyık bıraktığı falan da yazmaz ya. İşte yüzü yuvarlak değildir. Şah İsmail'in yüzü uzundur. Burnu öyle kartal gibi falan değildir. Osmanoğullarının burun yapısıdır o zaten, klasik. Şimdi bu portrenin orijinali şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergileniyor. 1800'lerin ortalarında ismi bilinmeyen Macar bir ressam tarafından çizildiği biliniyor. Bu resim 1926 yılında Dolmabahçe Sarayı arşivlerinde bulunuyor. Dolayısıyla Sultan Abdülmecid'e hediye edildiği düşünülüyor. Dolmabahçe Sarayı'nda bulununca oradan Topkapı Sarayı'na getiriliyor. Müzede sergileniyor Yavuz Sultan Selim olarak. Şimdi şayet bu resim Şah İsmail'e aitse bu resim neden Sultan Abdülmecid'e hediye edilsin? Hadi edildi diyelim. Sultan Abdülmecid Yavuz Sultan Selim hayranı bir padişah. Hatta vasiyetinde der ki beni evliya adeden Sultan Selim'in ayak ucuna gömün. Şu anda Sultan Abdülmecid'in kabri Yavuz Sultan Selim'in ayak ucundadır. Gidin ziyaret edin, bir Fatiha okuyun. Şimdi bu kadar Yavuz Sultan Selim hayranı bir padişaha da Şah İsmail portresi hediye edilince ya bu adam vay dedemin düşmanı deyip bu portreyi saklayacak hali yok ya. Siz hiç İran sarayında bir Osmanlı padişahının portresinin olduğunu gördünüz mü? Peki bu resim Yavuz Sultan Selim'in resmi ise kafasında niye kızıl başlık ve küpe var? Arkadaşlar, bu resmi çizen ressam Yavuz Sultan Selim'den 300 sene sonra dünyaya geldi. Yani Yavuz Sultan Selim'i görerek falan çizmedi bu resmi. Ressam bu resmi çizerken iki şeyi kaynak alabilir. Birincisi Yavuz Sultan Selim'e ait yazılmış şemailnameler. İkincisi ise kendisinden önce Yavuz Sultan Selim'in çizimi yapılmış mı? Kaynağı budur. Rüyasında görmediyse Yavuz Sultan Selim'i çizilmiş Yavuz Sultan Selim çizimlerine bak. Şimdi Yavuz Sultan Selim ile ilgili onun şemailnamesinden yola çıkarak tarihte çizilmiş ilk Yavuz Sultan Selim resmi Edward Schoen tarafından 1530'lu yıllarda yani daha Kanuni devrinde çizilmiştir. İlk çizim budur. Şimdi bu 1530'larda bu Edward Schoen abimizin çizdiği resme bir dikkatli bakalım. İşte o şemailnamede bahsedilen dolgun yüz, iri kemikler, kartal burun, pala bıyık Edward Schoen'in hayalinde böyle bir Yavuz Sultan Selim çıkarmış ortaya. Ancak bu Schoen abimiz Osmanlı'ya hiç gelmediği için Osmanlılar ne kıyafet giyer falan onu da bilmiyor. Yalnızca sarık taktıklarını biliyor. Dolayısıyla onu Avrupa'daki gördüğü krallara benzeterek, onun kıyafetlerine benzeterek işte incikli boncuklu öyle bir Yavuz figürü çiziyor. Nasıl bir sarık sardıklarıyla alakalı da pek bir bilgiye sahip değil. Tamam, Selimi tarzında, o kendi bulduğu bir tarzdır. O tarzda bir sarık sarardı. Selimi tarzda sarık ne? Nereden bilsin adam? Gördüğü, bulduğu herhangi bir sarığı çizmiş olabilir. Hatta gene dayanamamış sarığın da üstüne bir tane altın taç eklemiş. Avrupalı kralların taktığı o inciler falan filan onlarla donatmış. Bir de küpe eklemiş. Yani işte o Şiilerin ve Sudanların falan o taraflarda böyle küpe takılır incilerden. Herhalde Müslümanlar böyle bu tarz şeyler takıyor. Belki onu gördü yani onu da bilemeyiz. Belki Müslüman köle gördü. Savaş esiri kullandığı küpe var falan onu gördü onu da bilemeyiz. Müslümanların küpe taktığını düşünüyor da olabilir. Ya bu adam bir tarihçi değil, bu adam bir ressam. Yani küpe nereden çıktı? Küpe
Biz ne bilelim abi? Adama sormak lazım. Niye küpek dedin abi? Hiçbir kaynakta küpe yok. Batılı kaynaklarda bile küpe taktığı yazmıyor. Madalyonda da küpe yok. Adam zaten hayalinden çiziyor. Tarihçi değil ki bu adam. Ressam. Ya Şuayn'in hayal gücü de çok geniş. Ya ressam olduğu için. Aynı adam Hürrem Sultan'ı resmetmiş. Bir bakın resmine. İşte saçları bukleli, örgüler böyle kafasının etrafından dolanmış, aşağı sarkmış. İşte altın tacının ucundan inciler fışkırmış, sağa sola saçılmış. Böyle bir Hürrem Sultan hangi kaynakta, hangi kitapta yazıyor? Kimse bunu çıkaramaz ortaya. Ama adam Hürrem Sultan'ı böyle hayal etmiş, böyle çizmiş. Bu adam Hürrem Sultan'ı böyle çizdi diye bir Hürrem Sultan böyle giyiniyordu mu diyeceğiz? Diyemezsin. Bu adam sallıyor yani, hayalindekini çiziyor. Abi ben padişahın karısı deyince benim aklıma böyle bir figür geliyor diyor adam. Yani altın tacın ucundan inci dökülüyor olması zaten hayal gücünün vardığı seviyeyi gösteriyor bize. Hürrem Sultan hakkında şemailname de yok. Demek ki Şoen hayalindeki Hürrem Sultan'ı çiziyor. Koskoca işte Korkunç Selim, Muhteşem Süleyman dedikleri insanları herhalde sade kıyafetlerle çizmek yakışık almayacak yani. Adam belki de öyle heybetli geliyordu adam. O adamı süslü püslü çizmesi lazım yani. Muhteşem Süleyman diyorsun, bir tane düz bir şey giymiş falan. Yani nesi muhteşem? Muhteşem dediğinin böyle muhteşem bir şeyleri olur falan. Giydiği kıyafetten gelmiyor Yavuz Sultan Selim'in heybeti. Kendisi de çok sade giyinen bir insandır. Oğlu Süleyman'ı bir kere gençliğinde bundan dolayı azarlamış. Daha Trabzon'da sancak beyiyken. Bre Süleyman, bu ne süslü giyimdir. Anana giyecek bir şey bırakmamışsın demiş. İncikle boncukla, inciyle küpeyle falan filan. Yani Yavuz Sultan Selim'i biraz tanıyan, okuyan bir insan zaten bunu yapmayacağını, yapamayacağını bilir yani. Karakteri öyle bir karakter değil çünkü. Şimdi bu Edward Şahane abimizin bu resmi çizmesinden 18 yıl kadar sonra yine Kanuni döneminde Michael Ostendorfer olması lazım ismi, öyle bir adam Yavuz Sultan Selim'i yeniden resmediyor. Allah aşkına o resme bir bakın ya. Kıyafet tipik bir Avrupalı kralın kıyafeti ama yüz hatları işte bıyık, sarık, iri yüz, sarığın üstündeki taç. Edward Schoen'den kopya. Ondan esinlendiği için bu resimde yine küpe var. Ya yine Edward Schoen'in o hayali 18 yıl sonra, ha lan demek Yavuz buymuş. Hatta daha dikkatli bakın, Edward Schoen'in çizdiği kıyafetin devamı gibi kıyafet. Şimdi kılavuzu karga olanın demişler gideceği yer, bu da küpe eklemiş. Bu Michael'dan 5 sene sonra 1553 yılında Guglielmo Rolli, artık ismi nasıl okunuyorsa, Promptarium Iconum isimli kitabında bir Yavuz resmi koyuyor orada. Yine aynı sarık, aynı taç, aynı küpe ve altında Selim yazıyor. Ondan 14 sene sonra işte 1567 mi yapıyor? İkinci Selim dönemi. Niccolò Nelli isimli bir şahıs yine benzer bir çizim yapmış. Aynı sarık, aynı taç, aynı küpe, aynı bıyık. Bu gelenek böyle 1662 yılına kadar devam ediyor. Bütün Yavuzlar küpeli geliyor. O zaman yani 1662 yılına kadar, o 100 yıllık süre zarfında Avrupalılar çok fazla Selim resmi çiziyorlar ve hepsi küpeli. Neden küpeli? Çünkü Edward Schoen'in küpe hayal ettiği için herkes onu baz alıyor, onu ondan sonraki geleni baz alıyor. Bakıyor ki bütün herkes küpeli çizmiş. Şimdi ben küpesiz çizersem ne olur? Aa Yavuz küpelidir oğlum, sen yanlış çizdin derler. O yüzden ben de bir küpe ekleyeyim. Her gelen bir küpe eklemiş. Edward Schoen sağ olsun. Yine bu resimde 1662 yılında Histoire des Turcs diye bir kitap var. O kitapta yine bu resim. Bu resmi çizeri belli değil ama o kitapta bu resim. 1662. Bakın daha hala bizim Topkapı Sarayı'ndaki resme gelmedik. 1800'lere gelmedik. Daha 1660'lardayız yani. Şu resme daha dikkatli bakın yani. Aynı bizim bugünkü bu Şah İsmail dediğimiz resim var ya. Aynı. Bu resim bundan 150 yıl sonra çizilmiş. Öyle düşünün yani. İşte Edward Schoen Yavuz'u çizen ilk ressam olduğu için ondan sonra gelen bütün Batılılar da onun peşinden gidiyorlar. Böyle bir şehir efsanesi olmuş yani bu küpe mevzusu. O nasıl resmettiyse ondan sonra gelen Batılılar da o şekilde resmetmeye devam etmiş. Halbuki hiçbir kaynakta küpeden söz edilmemişken sırf Edward Schoen böyle çizdi diye o gelenek öyle devam etmiş. Bütün portrelerde Yavuz küpeli kalmış. Yani şu resme dikkatli bakalım. Ne yazıyor orada? Selim. Bize Şah İsmail dediğimiz resimle aynı. Aynı sarık, aynı taç, aynı küpe. Tam altında Selim yazıyor. Çizen adam da demiş ki ya bu Selim'dir. Yani Şah İsmail'di bu. Abi her gördüğünüz küpeliye, her gördüğünüz bir şeylere böyle bir anlamlar olarak işte 12 dilim, 12 onu ifade ediyor. Kırmızı şunu ifade ediyor, küpe şunu ifade ediyor diyerek her gördüğünüz şeyi. Ki Şah İsmail'in küpe taktığı da vaki değil ya kaynaklarda.
Kim diyor Cem İsmail Küpeli diye. Birkaç gravürde küpe eklenmiş sadece. Demek ki bu portreyi çizen ressam da yine Edward Schoen'in geleneğini takip ederek kıyafeti biraz daha sadeleştirmiş. Öyle afilli kıyafetler değil, biraz daha sade kıyafet. Yine ama kendinden önceki çizimleri baz alarak çizmiş yine. Ama bu şemainameye biraz daha uygun. Olay bundan ibaret. Yani o Edward Schoen ilk Yavuz portresini yapan adam o portreye küpe eklemeseydi bu fotoğrafta küpesiz bir fotoğraf olacaktı. Öyle bir küpe geleneği de oluşmayacaktı. Yani. Tabii bu resimler böyle küpeli ortaya çıkınca halkta Yavuz Sultan Selim'e karşı bir antipati oluşacak. Ya erkek adam küpe mi takar ya falan. Bizim gelenekler böyle. İşte böyle bir antipati oluşmasın diye mi artık nedendir bizim bazı aklı evveller hemen hurafe uydurmaya başlamışlar. İşte yok Yavuz Mısır seferine gitmiş. Orada kulağı küpeli köleler görmüş. Bunlara demiş nedir? Demişler ki onlar köle olduğu için sol kulaklarına küpe takarlar. Yavuz da demiş ki ben de Allah'ın kölesiyim o zaman delin kulağım. Ben bundan daha komiğini duydum yani. Yavuz Şah İsmail'le santranç oynarken Şah İsmail yeniliyor. Yenildiği için yenilgisini hazmedemeyip buna sağ tarafına bir tokat geçiriyor. Yavuz da diyor ki bu tokat kulağıma küpe olsun kulağımı delin hemen. Hemen delin hemen. Yavuz Sultan Selim küpe takmazdı. Diyememiş de ya işte köleleri gördü onlar işte tokat yedi kulağıma küpe olsun dedi küpe taktı falan. Komik oluyor abi. Yani belki eskiden uydurulmuş bir şeydir onu bilemem ama ya bu bir uydurma yani onu bilin istedim. Öyle yok köle gördü falan Şah İsmail o kadar öyle bir şey yok yani. Küpe takmıyordu. O Edward Schoen'in uydurması. O da bir tarihçi değil zaten ressam. Adama küpeli hoş gelmiş abi öyle çizmiş ya. Allah'ım. 1560'larda bizim nakkaşlar da çizdi. Hiç alakası yok. Ne küpesi. Sapsade kıyafet. Selimi sarık falan. Yani özetleyecek olursak bu resim Yavuz Sultan Selim'in resmidir. Ancak incikler, boncuklar, küpeler vesaire bunları çıkarmıyor. Bunlar ressamın kendi hayal ürünü. Daha önceki resimleri gördün neler neler var. Yani bu gene sadeleştirilmiş hali. En sadesi yani. Batılıların çizdiği resimler arasında. Ha mesela 1562'de Nakkaş Osman'ın olması lazım. Bir Yavuz Sultan Selim minyatürü var. Ona bakın mesela. Oradaki kıyafetleri alın. Orada da surata çok fazla detay vermez. Şöyle bir kabataslak bir burun yapıp geçer. Ama kıyafetlere biraz özenir. O kıyafeti alın mesela. O kıyafete bu kafayı ekleyin. İşte gerçeğe en yakın Yavuz Sultan Selim portresi bu olacaktı diye düşünüyorum. Doğrusunu Allah bilir. Ama bu resim Şah İsmail'e falan değil Yavuz Sultan Selim'e. İthafen çizilmiş bir resimdir yani. En doğrusunu Allah bilir. Selamünaleyküm. Sorum, bir İslam halifesi nasıl sakal bırakmaz? Yavuz Sultan Selim Han neden birçok sultan gibi sakal değil de bıyıklıydı? Acaba bu bir zevk meselesi mi yoksa belli bir sebebi var mıydı? Güney Azerbaycan'dan selamlar, buradan da selamlar. Esenlikler, sakal uzatmanın vacip olduğunu bilmekteyiz ve çoğu Osmanlı Hakanı da sakal uzatırdı. Ama neden Yavuz Sultan Selim sakal uzatmayıp pala bıyıklı olarak duruyordu? Bunun nedeni askeri kurallara bağlı olmasından mı kaynaklıydı? Dediğiniz gibi Osmanlı'da hanedan üyelerinin sakal bırakması padişahlık alameti olarak terakki edilirdi. Bundan dolayı şehzadeler sakal bırakmazdı, sakalsızdı. Padişahlar sakal bırakırdı. Peki Yavuz Sultan Selim padişah olmasına rağmen neden sakal bırakmadı, pala bıyık bıraktı? Bununla alakalı iki tane rivayet görüyoruz kaynaklarda. Birinci rivayet Yavuz Sultan Selim tahta geçtiği sene yani 1512 senesinde babası 2. Bayezid'in vezirleri hala tabi vezaretteler. Onların hepsini Yavuz azletti, halletti ama o zaman demişler ki o vezirler kendi aralarında konuşurlarken babasının sakalını tuttuğumuz gibi onun da sakalını tutarız demişler. Tehdit etmişler böyle. Tabii Yavuz Sultan Selim daha yeni padişah o zaman, daha saraya yeni gelmiş, daha gücü tam eline alamamış. Onların bu sözleri Yavuz Sultan Selim'in kulağına geliyor. Ve Yavuz Sultan Selim'in sakalını kestiğini, uzunca bir bıyık bıraktığını anlatır. Hasan Can anlatıyor bunu. İmdi tutsunlar bakalım sakalımdan tutabiliyorlarsa diyor Yavuz Sultan Selim. Ondan dolayı sakal değil de bıyık bıraktığını rivayet ediyorlar. İkinci rivayet ise şu. Yavuz Sultan Selim Yeniçerilerin desteğiyle başa geldiği için, Yeniçeriler tarafından çok sevildiği için tabi adını Yeniçeri defterine yazdırdığını söylüyorlar. Baş Yeniçeri olarak. Tabi Yeniçeri anneannesinde de biliyorsunuz Yeniçeriler de sakal bırakamazdı. Yasaktı yani bu. Yavuz Sultan Selim de o anneanneye uymak için sakal bırakmadı ve pala bıyık bıraktı, akıncı bıyığı bıraktığı söylenir. Yeniçerilerden de o şekilde bıyık bırakanlar çoktu yani. İkinci rivayet de bu şekildedir. Tabii biz sakalını kestiği zamanlarda öğreniyoruz kaynaklardan bu şeyleri. Daha sonra sakalını uzatıp uzatmadığına dair kaynaklarda herhangi bir şeye rastlayamıyoruz. Belki de o olaylardan sonra sakalını tekrar uzatmıştır. Orasını da bilemeyiz. Burası kesindir. En doğrusunu Allah bilir. Yavuz Sultan Selim'in Alevi katliamı denilen olayına bir açıklık getirir misin? Yavuz Sultan Selim iddia edildiği gibi kadın
Çoluk çocuk demeden 1 milyon Alevi'yi öldürdü mü? Tövbe ederiz. Yavuz Sultan Selim doğuya gitti. Orada 40 bin masum insanı Şii'yi öldürdü diyorlar. Gerçekte 3 bin kişi ve hepsinin adına soruşturma açılmış. Bunu biliyorum ama bilmeyen örümcek kafalılar var. Bu konuya güzel bir açıklama getirirsen çok mutlu olurum hocam. Şimdi arkadaşlar bu konu suistimale çok açık bir konu. Şunu çok iyi anlayalım. Osmanlı'da hiç kimse dininden, milliyetinden, kavminden, fikrinden bu tarz şeylerden dolayı katledilip öldürülmemiştir. Osmanlı Devleti topraklarında 72 milletten insan yaşıyordu. Arabı, Hırvatı, Macarı, Boşnağı, Çerkezi, Kürdü, Lazı, İranlısı, Yezidisi, Berberisi, Yemenlisi, Sudanlısı, Kırımlısı, Tatarlar yaşıyordu. Rusça vardı bu ülkede. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun. Şeytana tapan bile var Yezidiler. Şeytana tapana bile dokunmamış. Yani neye taparsan tap. Bütün bu topluluklar huzur içinde yaşıyordu. Devletin nizamına itaat et, var yaşa. Ben Fatih Koca Mustafa Paşa'da oturduğum zamanlar tarihi bir kilise, Ermeni kilisesi vardı. Her sabah çan sesleriyle uyanıyordum yani. Osmanlı'dan kalma kiliseler bunlar. Kimse de bundan rahatsızlık duymuyordu. Yani orada Ermeniler yaşıyormuş demek ki bak. Osmanlı bir İslam devletiydi. Fakat dinde zorlama yoktur düsturuyla, yani dinde zorlama yoktur derken Müslüman olacaksın diye kimseyi zorlayamaz. İster olur ister olmaz. İstersen git muza tap. Hangi dinden olursan ol devlete itaat et var yaşa. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bu Kızılbaşlar, Anadolu'daki Kızılbaşlar 1511 yılında bir Şah Kulu diye bir isyan başlatıyorlar. Şah'ın adamı yani Şah Kulu'yum diye çıkmış adamlar. Tabi bunların inanışlarında Sünniler pistir, necistir. Dolayısıyla Sünnilerin malları bunlara helaldir. Sünnilerin kadınları bunlara helaldir. Sünnilerin kadınlarını kaçırıp köle yaparlar. Tecavüz edebilirler. Pis inanışları vardı o zaman. Şu anki Alevileri bir şey yapamıyorum. Belki şu an düzelmiştir, değişmiştir. Şu anki Alevilikle ilgili bir bilgim yok. Ama o zaman öyle bir inanışları vardı. Sünni halkın, Sünni köylünün canını çıkardılar yani. Hristiyan Yahudi ayırt etmeksizin yani. Gördüğü herkesi öldürüyorlar. Malını yağmalıyorlar. Ondan sonra Kütahya'ya yürüdüler. Anadolu Beylerbeyi'ni öldürdüler. Hatta kazağa oturttular ve surların üstünde ibreti alem olsun diye günlerce öyle beklettiler. İşte Sultan Bayezid, Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa'yı gönderiyor. Vezir-i Azam'ı da katlettiler. Düşün yani bir devlete baş kaldırıyorsun. Devletin padişahtan sonra en önemli adamı olan Vezir-i Azam'ını katlediyorsun yani. Bunlar mesela Osmanlı bunları yeniyor. Sonra bunların bir kısmı kaçıyor İran'a. Yolda Kızılbaş kervanı görüyorlar İran'dan gelen. Bu kervanı da soyuyorlar. Yani hiç şeyleri yok. Bu bizden şu sizden falan. Kendi adamlarını Kızılbaş'tan kervanlarını soyuyorlar. Şah İsmail bunu haber alınca siz benim ülkemin kervanlarını nasıl soyarsınız diye kendi adamları olmasına rağmen bu Şah Kulu ve isyancıların hepsini idam edin. Öyle şey mi olursa benim kervanımı soyacaksın yani. İstersen benim babamın oğlu o. Peki Osmanlı'da kalanlar? Osmanlı'da kalanlar ne oluyor? Yavuz Sultan Selim ferman buyurdu ki ülkemdeki kızılbaşların sayısını defter edin. Tek tek tespit edin. Bu fermanın gereği yapılıyor. Yavuz Sultan Selim'in önüne bir defter getiriliyor. 40 bin kişi kadar Alevi kaldığını söylüyor Anadolu'da. 40 bin o zaman Anadolu nüfusuna göre iyi bir rakam ya. Önemli bir rakam. Bu 40 bin kişinin kaldığı söyleniyor. Yani bütün Anadolu'da 40 bin Alevi var bilgisi geliyor. Bu 40 bin Alevi bilgisini oradan öğreniyoruz yani. İdrisi Bitlisi'nin Selim Şahnamesi'nde yazar. Tacut Devaret'te yazar. İbni Kemal bunu söyler. Yani o dönemin birinci kaynaklarının çoğunda bu bilgiyi buluyoruz. 40 bin. Şimdi bu 40 bin kişiden isyancılar ve elebaşlarının idam edilmesini emrediyor. Bu elebaşlarının sayısı da net değil. 70 küsür tanesi kesin. Geri kalan kaç tane öldürüldü o da net değil. Ama onlar için de bir soruşturma açılıyor. Doğru yani bu yorumda dedi. Soruşturma açıldığı doğru. Kim isyana katılmış, kim katılmamış, kim yardım etmiş. Kalanlar da yani Şah İsmail'in öl dese öleceği 40 bin kişi var Anadolu'da anladınız mı yani? Şah İsmail de Osmanlı'nın düşmanıdır yani. Bu geri kalan 40 bin kişi de hem Şah'a casusluk yapması hem de Sünni halka verdiği zarar. Sünnilerin malı helal, karısı helal, kanı helal. Dolayısıyla herhangi bir Sünni köyüne gidip rastgele adam öldürebilirsin. İnancında bu senin helal. Sen böyle bir inanışta olursan bu Sünni halka verdiğin zarar ne olacak? Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim de dedi ki ya bunların suçsuzları var diyorlar. Suçsuzlar ne olacak? Kadınlar var, çocuklar var. Dedi ki onları da uzak bölgelere sürün ki bu Sünnilerle aralarında mesafe olsun. Dağlıklara sürün dedi.
gelip gelip Sünnileri rahatsız etmesinler. Hepsini kafasına alır ama suçsuzu var, masumu var. Ne diyor Kur'an'da? Haksız yere bir kişiyi öldürmek bütün insanlığı öldürmüş gibidir. O yüzden burada maksimum bir hassasiyet var. Sadece bu isyana katılanları idam ediyor. Öyle iddia edildiği gibi bütün kızılbaşlar kılıçtan falan geçirilmedi. Bugün ülkemizde 15-20 milyon Alevi var. Bütün kızılbaşları öldürülseydi bugün Türkiye'de Alevi falan filan olmazdı yani. O dağlara sürgün edilen, bakın bugün hala da Alevi köylerine bakın. En böyle şehir merkezlerinden uzaklarda, dağlar başlarında falan. Küçük küçük köylerden oluşur yani. 300 küsür tane Alevi köyü olduğu söylenir. Yine de merhametli davranıyor. En azından suçu olmayan Alevileri serbest bırakmış. Öldürdüklerine gelince herhalde alkış tutacak hali yok. PKK'lılar bizim askerimizi, polisimizi şehit ediyorlar. Biz aferin mi diyeceğiz? Ne gerekiyorsa onu yapacağız. 1500'lü yılların PKK'lıları da onlardı. Ve ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı. Ya buna böyle yok çoluk çocuk öldürdü, kadınları öldürdü vesaire diye demagoji yapıp bu ülkede Alevi-Sünni çatışmasına zemin hazırlamaya kimse uğraşmasın. Şimdi bazıları da diyor ki Alevilerin hepsi Türkmendi. Yani Yavuz Türkmenleri öldürdü. Bir de buradan vurarak güya Yavuz'u Türk düşmanı gibi göstermeye çalışıyorlar. Vallahi zalimin ırkı, dini, mezhebi ne olursa olsun zalim, zalimdir ve gereği yapılır. Yavuz'a bu ithamları kasten yapıyorlar. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında bir takım Türkmenler isyan etti. İsyan edenlerin hepsinin başı kesildi. Türkmen de bunlar. Kimse niye demiyor Selçuklu Türk düşmanıydı vesaire diye. Çünkü isyan edeni öldürdü. İsyan eden Türk olmuş, Alevi olmuş, Kürt olmuş fark eder mi? Şimdi adam öldüren eğer Türkse ceza almaz, Çerkesse ceza alır mı diyeceğiz? Adamı kim öldürdüyse o ceza alır yani. Bunun Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı yok. Eğer böyle yaparsan nerede adalet? Ülke adalet ile ayakta durur. Yavuz Sultan Selim Türkmen veya Alevi öldürmedi. Yavuz Sultan Selim isyan edeni öldürdü. Ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kim birlik içinde olan bu ümmetin içinde tefrika çıkarmak isterse kim olursa olsun kılıçla boynunu vurun. Müslim hadisi bu. Bu hadis-i şerif sana bana değil devlet reislerine söylenmiş bir hadis-i şerif. İsyan çıkaran, fitne, tefrika çıkaran Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Laz, Hristiyan, Yahudi, Müslüman kim olursa olsun başını vurdu. Yavuz Sultan Selim de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emrine uymuştur. İsyancıların boynunu vurmuştur. Bu kadar basit. Böyle Yavuz Sultan Selim'i işte zalim, gaddar vesaire gibi göstermeye çalışıyorlar ama o halkına çok değer veren, çok merhamet eden biriydi. Çaldıran'dan dönüşte bazı askerler köylülerin mallarını yağmalamışlar. Köylüler bunu Yavuz'a şikayet ediyorlar. Yavuz sırf bu yüzden siz askere sahip çıkamadınız diye iki tane vezirini azlediyor. O köylüler için. Yine Piri Paşa anlatıyor ki Yavuz Sultan Selim her bölgeye adamlar gönderir. Halkı teftiş edin. Bakın bakalım afiyetteler mi, emniyetteler mi, bir sıkıntıları var mı? Sürekli böyle halk bilgiler alıyor. Halkını teftiş ediyor. Ne sıkıntıları var, ne şikayetleri var. Birçok vezirin de sırf halka eziyet verdiği için azlettirmiştir. Öyle Batılıların ve Şiilerin anlattığı gibi zalim biri değildir Yavuz. Yarası olan gocunur. Siz kendi ecdadınızı, kendi tarihçilerinizden öğrenin. Sorum şudur. Yavuz Sultan Selim'i katliamcı olarak görüyorlar. Kürt düşmanı veya ırkçı falan diyenler oldu bana. Bunun açıklamasını yapar mısınız? Sultan Selim Kürtlere beddua etti mi? Reis Yavuz Sultan Selim Kürtlere karşı düşman mıydı? Yanlış anlaşılmasın, ben bir kaynakta Kürtlere lanet okudu diye bir yazıyla karşılaştım. Kafamı karıştırdı. Cevaplarsan çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Şimdi herkes bilir ki Kürtler Yavuz Sultan Selim'i çok severler. Hatta belki Kürtlerde Yavuz isminin yaygın olduğunu da fark etmişsinizdir. 1999 yılında ortaya ilginç iddialar atılıyor. Mesela Hasan Pulur diye bir adam gazeteci. Güya Yavuz Sultan Selim Çaldıran'a giderken Muş şehrinde bir çeşme yaptırmış. Çaldıran'dan dönüşte de bu çeşmenin yıkıldığını görmüş. Bunun üzerine çeşmeyi tamir ettirip çeşmenin üzerine bir de yazı yazmış. Bir şiir yazmış. O şiir de şu: Kürde fırsat verme ya Rab, dehre sultan olmasın. Ayağını çarık sıksın, gönlü huzur bulmasın. Vur sopayı, al haracı, karnı bile doymasın. Ol çeşmeden gevur içsin, Kürde nasip olmasın. Bakın Yavuz Sultan Selim'in şiirlerinin hastasıyımdır. Ama bu şiir buram buram 21. yüzyıl kokuyor. Merdumu dideme bilmem ne füsun etti felek. Giryemi füzun eşkimi hun etti felek. Şirler pençeyi kahrımda olurkenler zam. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Şimdi bu efsane şiiri yazan kişiyle al çeşmeden gevur etsin Kürde nasip olmasın tekerlemesini yazan kişi aynı kişi olabilir mi ya? Sonra soruyorsun peki nerede bu çeşme diye. İşte çeşmedeki yazıları Kürtler silmiş. Tamam, silinmiş hali nerede?
Yok, yıkılmış. Kimse bilmiyor ya, iftira atılır da böyle saçma bir iftira atılır mı ya? Elle tutulur bir yanı olsun. Kaynağınız var mı? Yok. Yavuz'un divan katibi Haydar Çelebi bu sefer de ruzname tutuyor, günlük tutuyor. Gün gün nereye gittiler, ne yaptılar yazıyor. Hatta onun günlüklerinden yola çıkarak bu sefer güzergahının haritası çıkarılıyor. Muş nere, güzergah nere? Yavuz Sultan Selim Muş'a hiç gitmemiş ki. Biri der Türkmenleri katletmiş, biri der Kürtleri katletmiş, biri der Alevileri katletmiş. Yapmayın, yapmayın. Ölünün de hakkı vardır. İftira atmayın. Atanların da sözlerini tekrarlamayın. Doğruluğunu araştırın. Araştıramıyorsanız da bir bilene danışın. Her duyduğunuzu, gördüğünüzü doğru kabul etmeyin. Günümüzde bilgiye ulaşma imkanı bu kadar gelişmesine rağmen doğru bilgiye ulaşma imkanı çok fazla zorlaştı. Çünkü her kafadan farklı bir ses çıkıyor. O diyor böyle olmuş, bu diyor böyle olmuş. O Facebook görseli paylaşıyor, bu Instagram görseli paylaşıyor. Ortalık bulanıyor. Doğru bilgiyle yanlış bilgi birbirine karışıyor. Dikkatli olmak lazım. Hele bu zamanda daha da dikkatli olmak lazım. Ortalık şarlatanlarla dolu. Piri Reis, denizci ve kartograf, Yavuz Sultan Selim ile görüşmüş müdür? Ona harita sunma imkanını bulmuş mudur? Eğer evetse Yavuz'un tepkisi ne olmuştur? Evet, Piri Reis biliyorsunuz Osmanlı denizcilerinin efsanelerindendir. Hatta dünya denizcilerinin efsanelerinden. Gelibolu'dur kendisi. Kemal Paşazade Gelibolu'da doğanlar için şöyle demiş. Orada doğan çocuklar timsah gibi su içinde büyürler. Beşikleri ecel tekneleridir. Sabah ve akşam gemi seslerinin ninnisiyle uyurlar. Yani Gelibolu'dan doğan çocukların denizcilik konusunda çok başarılı olduğunu ifade ediyor. Piri Reis de dünyanın en büyük denizcilerinden biridir. 1521 yılında Kitab-ı Bahriye diye bir kitap yazmıştır. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıktığında Şam'dayken İstanbul'a haber gönderip donanmanın İskenderiye'ye gönderilmesini istiyor. Tabi donanma komutanı o zaman Kaputan Cafer Ağa. Bu Piri Reis de bu Kaputan Cafer Ağa'nın o donanmadaki gemi komutanlarından bir tanesi Piri Reis. Yavuz Sultan Selim Kahire'yi fethettikten sonra İskenderiye Limanı'na gidiyor. İskenderiye Limanı'nda bu Piri Reis ile bir görüşme imkanları oluyor. Piri Reis diyor ki Sultan Selim'i şahsen tanıma imkanına kavuştum. Tabii bu görüşme esnasında Piri Reis ona kendi çizdiği dünya haritasını hediye ediyor. O haritada bu arada Amerika kıtası vilayeti Antilya diye geçer. Yavuz Sultan Selim haritayı bakıyor, inceliyor. Bu kadar mı? Küçükmüş. Küçük geliyor yani. Bir cihangir için bu cihan amma küçükmüş diyor. Ufka bakın ki kesmiyor Yavuz'u. Dünyayı küçük bulmuş yani. Ehli sünnet olan Memlüklere karşı sefer bir rüya sonucu oluyordu sanırım. Onu açıklar mısınız? Hangi kaynakta geçiyor? Bu rüyayı anlatan kişi yine Hasan Can. Onun başından geçen bir olaydır bu. Tacut Tevari'nin Selimname bölümünün 128. sayfasında geçiyor. Yine Hasan Can'dan öğrendiğimize göre Yavuz Sultan Selim çoğu gece kitap okumakla vakit geçirip sabaha kadar uyumazmış. Bazı geceler gözleri okumaktan yorulunca kitabı Hasan Can'a verip Hasan Can'ın okumasını istermiş. O okurken o yatarak dinlermiş. Bir gece Hasan Can yorgun düştüm diyor. Bu geceler boyu okumalarımızdan, ilim sohbetlerimizden dolayı diyor. O gece yatağa vardım diyor, sabaha kadar uyumuşum diyor. Teheccüd de kaçırmış. Sabah namazımı kıldım diyor, sultanın huzuruna vardım. Tabi Yavuz teheccüd namazında onu göremediği için soruyor, bu gece görünmedin, ne yaptın diye. O da diyor, birkaç gecedir uyuyamadığımdan yorgun düştüm, hizmetten uzak kalmışım diye özür beyan ediyor. Bunun üzerine Yavuz da diyor ki, öyleyse ne rüya gördün anlat. Bir rüya görmedim diye yanıt verince, bu ne sözdür? Bütün bir geceyi uykuyla geçiresin. Ve hiç rüya görmeyiz. İlla ki görülmüştü. Hasan Can duruyor, düşünüyor, düşünüyor. Yok, bir rüya görmemiş. Buyurdu ki diyor, saçma söyleme, herhalde görülmüştür. Söyle, gizleme. Hasan Can da afallıyor. Dahi ben ne denli düşündüm, aklıma nesne gelmedi ki görmüş olam. Sonra yemin ettim ki açıklamaya değer bir şey görmedim diyor. Sonra hünkâr mübarek başını aşağı eğip, tuhaf diye buyurdu diyor. Bana garip geldi, yinileye yinileye sormanın nedeni nedir diye düşündüm. Bir süre sonra çıktım dışarı diyor. Kapı ağası Hasan Ağa diye biri var. Üzüntülü bir hali var. Biraz böyle gözleri dolmuş, şaşkın, ne yapacağını bilemez halde duruyor. Sevdiğim de bir adamdı diyor. Herhalde yakını vefat etti falan zannettim. Gittim halini sordum, nedir bu halin diye. Yani Hasan Ağa da diyor, iyi huylu, teheccüd namazını kaçırmayan biriydi diyor. Sormuş halini Hasan Ağa. Hasan Ağa bir müddet söylememiş, hayal etmiş, utanmış. Ben kimim ki, ben bir aciz kulum falan filan. Israr etmişler, sonunda anlatmış Hasan Ağa. Bu gece gördüm ki bu eşiğinde oturduğumuz kapı hızlı hızlı çalındı. Ne haber var diye ileri baktım. Gördüm ki daş harem taylesanlı Arap simasında nur yüzlü kişilerle dolu. Elleri bayraklı, silah ve gereçleriyle hazır vaziyette dururlar. Kapı dibinde de dört nurlu kimse durur. Ellerinde birer sancak var. Kapıyı çalanın elinde de padişahın ak sancağı var. Bana eğdir ki bilir misin niye gelmişiz? Ben de buyurun dedim. Dedi
ki ol gördüğün kişiler Resulullah'ın ashabıdır. Allah'ın selamı ona olsun ki bizi Resulullah gönderip Selim Han'a selam etti ve buyurdu ki kalkıp gelsin. Harameyn hizmeti ana buyuruldu. Bu gördüğün dört kişi ki bu Sıddık-ı Azam, bu Ömer-i Faruk, bu Osman Zinnureyn'dir. Ben ki seninle konuşurum, Ali İbni Ebu Talib'im var Selim Han'a söyle dedi. Ve gözümün önünden yok oldular. Bana dehşet basıp içim geçmiş. Tere bulanıp sırılsıklam olmuşum. Sabaha dek öyle baygın yatmışım. Oğlanlar teheccüd namazına alışla geldiği gibi kalkmamamın sebebini hastalığıma yormuşlar. Sabah namazı geçip aklım başıma gelecek alelacele kalkıp sabah namazına yetiştim. O zamandan beri bu haldeyim. Hasancan bu rüyayı öğrenince Yavuz Sultan Selim'in huzuruna tekrar gidiyor. Yavuz Hasancan'ı görünce tekrar sormuş. Senin bu gece sabaha kadar uyuyup bir düş görmemen acep gülür. Hemen söyle, hayvan gibi yatıp uyudun mu? Yavuz biraz celadetli olduğu için sert de konuşuyor. Dedim padişahım, ol rüyayı bu Hasan kulunuz görmediyse de başka bir Hasan kulunuz görmüş. Emriniz olursa arz edeyim deyip sultandan izin alıp rüyayı eksiksiz bir şekilde anlatmış. Tamamlayınca Yavuz buyurmuş ki o zavallının safai meşrebi varmış. Sen anı bize övdükçe sen hemen bir kimseyi ibadet eder görüp onu ermiş sanarsın diye seni alaya alır idik. Sevmeye övmezmişsin deyü buyurdu diyor. Ve dedi ki biz sana demez miyiz ki biz bir yöne memur olmadan hareket etmeyiz. Baba ve atalarımız ermişlikten el almışlardı. Kerametleri vardır. İçlerinde hemen biz onlara benzemedik diye nefsini bastırmak dileğinde bulundu diyor. Bu şekilde anlatmış Hasancan oğlu Hoca Saadettin Efendi'ye. O da Tacü Tevari isimli kitabında yazmış. Kültür Bakanlığı'nın 1992 basımı 4. cildinin Selimname bölümünde bulabilirsiniz bu rüya kıssasını. Yavuz Sultan Selim Han vefat etmeseydi nereye sefer yapardı sence? Bence Doğu'ya veya Rodos'a. Acaba Yavuz Sultan Selim döneminde batıda hiç yeni bir toprak kazancı olmuş mudur? Denizcilik ve donanma üzerinde yeni bir yapılanmaya gidilmiş midir? Yavuz Sultan Selim vefat etmese nereye sefer düzenleyecekti? Yavuz Sultan Selim ölmeseydi büyük ihtimalle nereye sefere gidecekti? Rivayet var mı? Yavuz Sultan Selim'in son seferini nereye yapacağı kesin olarak bilinmiyor. 3 yere gidebileceği konuşuluyor. Birincisi batıya sefer yapmak, ikincisi Rodos'a sefer yapmak, üçüncüsü de Safevilerin üzerine tekrar gitmek. Batıya gideceği ile alakalı Celalzade Mustafa'nın Selimnamesinde Celalzade Mustafa Bey diyor ki bu aciz yüce divan katibi olup 6 yıl kadar Vezir-i Azam Piri Paşa'nın hizmetinde bulundu. Ondan dinlediğime göre bir gün Konstantiniye şehrindeydiler. Divan-ı Hümayun olup rahmetli paşa içeri girip Sultan Selim ona buyurmuşlar ki kafir ülkelerinde bir takım memleketler var. İçlerinde büyük şehirler, yüksek sağlam kaleler, denizlerde son derece mamur adalar olup kralları kafirlerdir. Kafirlere dünyada hükmedip saltanat sürmeleri layık mıdır? İslam gayreti yok mudur? Onların işlerini bitirmek isterim. Bu konuda düşünce ve tedbirin nedir? Ne yapmak gerektir? Demişler. Piri Paşa da demiş ki yüce emirleriniz olursa Hakan'ın ülkesinde 5-600 kadar kadırgalar, kalite gemiler yapılsın deyince paşaya aferinler ve övgüler yapıp hemen emrediyorum yaptır demiştir. İşte gemi yapımına başlıyor. Hatta Osmanlı mühendisleri tarihte ilk defa olarak yivli toplar üretip gemilere yerleştiriyorlar. Güllelerin topun ağzından dönerek çıkmasının güllelerin daha uzağa, daha hızlı ve daha sert bir şekilde çarpmasını sağladığını keşfediyorlar. Bu yivli top sistemi burada ortaya çıkıyor. Tabii bu toplarla Kanuni Sultan Süleyman batıdaki kalelerin hepsini perişan ediyor. Güçlü vuruyor öldürerek. Hani karatede de vardır yani yumruğu düz atmayın. Döndürerek atın ki daha etki etsin diye. Aynı o mantık. O gülleler de dönerek çarptığı için çok daha büyük bir etki yapıyor. Bu Osmanlı mühendisleri tarafından keşfedilmiştir dünyada ilk kez. İşte bu hazırlıklar başlayınca Venedik başta olmak üzere Avrupa kralları korkuya kapılıyorlar. Ve kendi aralarında şöyle bir konuşma yapıyorlar. Sultan Selim Han İran ve Arap diyarlarını fethetti. Bundan sonraki seferleri bizim memleketlerimizdir. Onunla karşılaşma ve savaşmaya gücümüz yoktur. Zorunlu olarak kulu olalım diye tanınmış krallardan 18 tane kral anlaşarak hazinelerinde bulunan cevher, lal, yakut gibi değerli taşları gönderiyorlar ve 3 yıllık haraçlarını peşinen ödüyorlar. Bu yine Piri Paşa'nın anlattığı yani 3 yıllık haraçlarını peşin olarak ödediler diyor. O yıl Şanı Yüce Sultan geniş ahiret yurdunu fethetmek için öbür dünyaya sonu rahmet olan sefere çıktılar. Yerleri naim cennetleri olsun diyor Celalzade Mustafa Bey Selimname isimli eserinde Piri Reis'ten duyduklarını yazarak.
Şimdi burada Avrupa krallarının Yavuz'dan korkarak haraçlarını ödediklerini görüyoruz. Yani Avrupa üzerine sefere gitmesinin kesin olmadığı gözüküyor burada. Haraçlarını ödemişler, saldırmak için bir sebebin yok, Macaristan ile barış halindesin. Dolayısıyla Batı uslu duruyor yani. Rodos seferine gelince Mısır fethedilip de mallar ve ganimetler İstanbul'a getirilmeye başlanınca Rodos'taki korsanlar Osmanlı'nın o altınlarla dolu gemilerine saldırmaya başlıyorlar. Bundan dolayı Akdeniz'deki gemi yollarının güvenliğini sağlamak için Rodoslu korsanların işini bitirmek tekrar Osmanlı vezirlerinin gündemine geliyor. Tacut Tevarih'te yine Hoca Saadettin Efendi babası Hasan Can'dan bu konuda dinlediklerini yazmış, bu Rodos seferiyle alakalı. Diyor ki Hasan Can, bir gün Eyüp Sultan Türbesi'ne gitmiştik. Ben de Yavuz Sultan Selim'in atının gemilerini tutmakla şeref bulmuştum diyor. Bir yerde durduk, Fatiha okuduk. İşte Yavuz Sultan Selim şunu tanır mısın, bunu tanır mısın diye konuşmaya başladı. Ondan sonra sahil tarafına bir baktı ki diyor Yavuz Sultan Selim, bir tane gemiyi suya indiriyorlar Haliç'e. Sultan hemen o anda gazaba geldi diyor Hasan Can. Bu kadırgayı kimin emriyle deryaya saldılar diyor. İşte henüz sefer kesinleşmemişken göçkösünü kimin emriyle çaldılar diyor. Sinirlenip donanma komutanı Kaptan Cafer Ağa'nın idam edilmesini emretti diyor. İşte neden sonra Vezir-i Azam Pir Mehmet Paşa araya giriyor. O kadırga yeni yaptırılan kadırgalardan olup denemek için onu eylemişler diye sultanın gazabını bastırıyor. Ama diyor ki padişah vezirlere ağır sözler söyledi. Atımın dizginlerini ülkeler açmaya adet edinmeye yönelmişken gayret kuşağımı bir kaleyi yıkmaya çevirmeye gücünüzü sarf edip kazan kaynatırsınız. Kale fethinin başlıca dayanağı baruttur. Kaç aylık barutunuz vardır? İşte vezirler tabi ne kadar barut olduğunu bilmediklerinden özür beyan ettiler. Ertesi gün araştıralım ne kadar barut olduğunu söyleyeyim diye gidiyorlar. Daha ne kadar barut olduğunu bilmiyor, sefere çıkacak. İşte böylece padişahın katından nice utanç da çekip gittiler diyor Hasan Can. Ertesi gün geliyor, diyorlar ki 4 aylık barutumuz var. Bunun üzerine diyor padişah bakışlarıyla vezirleri azarlarcasına buyurdular ki ulu atam Sultan Mehmet Han Gazi zamanında olan Rodos utancını henüz unutmamışken bu kırgınlığı bir kat daha mı artırmak istersiniz? O kalenin ele geçirilmesine 4 aylık barut nice yeter? 8-9 ayda o kale ele geçirilebilirse başarı sayılır diyor. İşte gerçekte bize sefer yok, meğer sefer ahiret diyerek sözünü bitiriyor. Rodos seferinin bırakıldığı kararı da böylece duyurulmuş oldu diyor. Sonra devamında da diyor ki bu isabetli sözlerinin de keramet olduğu aşikar oldu. Bu sözü söylemesinden 6 ay geçmeden vefat etti diyor. Meğer sefer ahiret. Yani böylece son seferinin Rodos üzerine olmadığını da öğrenmiş oluyoruz. Kaynaklar ekseriyetle diyor ki Şam'dayken Şah İsmail'den elçi gelince Şah İsmail'in elçisine cevap vermiyor. Ve diyorlar ki padişahın zaferleri gölge edinen ordusu sıcaktan, kuru ülkelerden ve zahmetlerden bıkkın olduğundan Safevi devleti üzerine yapacağı seferi önümüzdeki seneye erteleyerek buradan taht kentine hareket etti. Ayrıca mesela yine Yavuz Mısır seferinden dönüşte Şam'dayken bu Macaristan kralı 2. Lajos İzvornik taraflarına bir baskın yapıyor, tecavüzde bulunuyor. Hatta İzvornik beyini şehit ediyor. Bu haber Şehzade Süleyman'a ulaşıyor. Şehzade Süleyman o zaman İstanbul'da. Şehzade Süleyman bu haberi Şam'daki babasına iletiyor. Normalde bu bir savaş sebebidir ve Yavuz gibi bir celalli bir hükümdar için kabul edilmeyecek bir şeydir. Sancak beyini öldürmüşler. Ama Yavuz Sultan Selim savaş açmıyor Macaristan'a mesela. Macarlarla sulh akdini yenileyin diye haber gönderiyor. Yani buradan da şu çıkıyor ki ciddi bir savaş sebebi olmasına rağmen Macarlarla savaşmayıp sulh akdi yaptırmak istiyorsa demek ki önce doğuya gidecek ki batı tarafından şimdilik bir tehlike gelmesin diye uğraşıyor. Yani bundan yola çıkarak yine onun son seferinin de Safevi devleti üzerine olabileceği çıkarımını yapabiliriz. Fakat büyük gemi hazırlığına giriştiği de kesin. Demek ki Avrupa'ya bir sefer niyeti de var ilerleyen zamanlarda. Ama öncelikle Safevi devleti tehlikesini bertaraf etmek niyetinde olduğunu düşünüyorum ben. Benim görüşüm bu yönde en azından. Doğrusunu Allah bilir. Yavuz'un vefat sebebini şirpençe çıbanından vefat etti diyorlar. Hatta hamamda yağ veri yarayı patlattı öyle vefat etti deniyor. Sizce doğru mu? Ölmeden önce kendisine artık Allah'la olma vakti denilince bunca zaman bizi kimle bilirdin dedi mi? Yavuz Sultan Selim nasıl öldü? Yavuz Sultan Selim halk arasında aslan pençesi yani şirpençe denilen bir hastalık sebebiyle vefat etti. Vefat ettiği gece yanında bir tek Hasan Can bulunuyordu. O yüzden onun vefatını en detaylı tafsilatıyla ondan öğrenebiliriz. Tacut Tevarih 4. cilt Selimname bölümünün sonunda yazıyor bu. Merhum babam anlatırdı. Ol niyeti uğurlu padişah Acem ve Arap diyarlarının sultanı 926 Şaban'ında Edirne Tahtkent'ine doğru yola çıkmaya karar vermişti. Yola çıkmadan bir gün önce Sarayı Amire çevresinde olan bahçeye inmiş, seyre çıkmıştı. Dolaşırken İslam dinine arka olan mübarek sırtında duyduğu yanış ve acıyla huzursuz olup bu düşkün kuluna seslenip buyurdu ki
sırtıma sanki diken batıp acı bir ül. Bu fakiri aittım ki ola ki padişahım ağaçlardan düşüp gömleğine bir şey yapışmış ola. Ferman buyrulursa görülsün. Buyurdu ki yerimdedir. İskemleci taşıdığı iskemleyi hemen getirdi. Taht ıssı sultan da kürsü üzere oturdu. Mübarek yakalarından elimi sokup her yanıki araştırdım nesne bulamadım. Mübarek sırtları gayet de kıllı olmağın elimi sürmekle bir şey sezinlemedim. Ayağa kalkıp bir parça gittikten sonra sancıdan şikayetini yineledi. Bu kez düğmelerini açıp baktım. Kıllar arasında ansızın gördüm ki bir kıl başı kadar yer avrup çevresi kızarmış. Dokununca işte oldur dedi. Ne makule nesnedir diye sorunca anlattım. Buyurdu ki bir parça sık. Ben de baş parmak ve orta parmakla kenarını sıkıştırdım. İki parmağım arası oldukça sert bir yumru ile doldu. O şaşkınlıkla kalıp saadetli padişahım bu bir büyük çıbandır. Henüz hamdır. Olgunlaşmamışken zedelemek doğru değildir. Bir uygun merhem koymak gerektir dedim. Meğer bu olaydan 3 gün önce bu kulları da çıban sıkıntısından güçsüz düşüp hizmeti şerefinden bir süre aralıklı aralıklı uzak kaldığım gönlünde iz bırakmış ki bu sözüm üzerine hem kırgınlık hem de iltifat yollu biz çelebi değiliz ki bir küçük çıbandan ötürü cerrahlara başvuralım dedi. Huzuruyla mutlu köşküne çıktı. Ol geceyi sancı ve ağrı içinde uykusuz geçirdi. Ertesi gün çıbanı olgunlaştırmak için hamama girdi. Bu kulunun bulunmadığını fırsat sayıp özel tellaka olan Hasan adındaki kuluna çıbanı iyice sıktırıp zedeletmişti. Hamamdan döndüğünde ayağı toprağına yüz sürdüm. Buyurdu ki Hasancan sözünde durmadık ama kendimizi helak ettik. Durumu anlatınca aklım gitmeli oldu. Vardıkça ol çıban doğal durumundan çıkıp köpürme buldu. Çorlu yakınlarındaki Uğraş Deresi köyünde ki burası Sultan Bayezid'le savaşa giriştiği köy. Hoca Saadettin Efendi diyor ki hastalığı süresince merhum babam hizmeti şerefinden bir an eksik olmayıp geceler sabahlara dek mum önleği yanan gönlüyle karşılarında divan tutar idi. Hizmetinde ara verdiğinde de yüce buyruklarıyla yatağı ucunda oturur idi. Gah mübarek elleri elinde, gah değerli ayakları dizindeydi. Cerrahlar ilaç yapmaya giriştiklerinde sırtına dayanır ve gah cerrahların işlediklerine baktırır. Sadece ona güvenirdi. Son nefesine dek bir nefes yanından ayrılmamıştır. Merhum eydir ki, yani der ki, ölüm çaktığında bu fakire seslenip buyurdu ki, Hasancan ne haldir? Ben kulları da aittim ki, sultanım Cenab-ı Hakk'a yönelip Allah ile olacak zamandır. Buyurdu ki, bre Hasancan, bizi bunca zamandır kimin ile bilirdin? Cenab-ı Hakk'a yönelişimizde kusur mu gördün? Ben de aittim ki, haşa ki bir zaman Allah'ı anmadan gaflet gözlemiş olan, ama bu zaman öteki günlere benzemediği yüzden, İhtiyat olsun dedim. Bir süre sonra Sure-i Yasin oku deyi buyurdu. Ulu buyrukları gereği üzere bir kere Yasin'i tamamladım. Benimle tilavet buyurdu. İkinci kez Selamun Gavlen Min Rabbir Rahim ayetine geldik de gördüm ki mübarek dudakları sözü edilen ayeti okumakla hareket eder ve ol anda şehadet parmaklarını kaldırıp geride kalan parmaklarını sıkıp gözün yumdu temaşa-i cihandan feragat buldu kavga-i zamandan. Güçlü elleri ellerimde olup kolunu sıvayıp nabzını tutmuştum. Nabzın duyduğunu anlayınca o sırada gereken hizmeti yerine getirmeye giriştim. Hekimbaşı Ahi Çelebi orada benim yaptıklarıma bakıyordu. Çabamı görünce henüz yaşam sürüyor ne acep çaba edersiniz deyip terslenince aittım ki bu kapıya alnımı sürdüğüm günden beri bu anedek veli nimetimin hizmetinde bir dakika bile yüz döndürmemişim. Bu anda gereken hizmet budur. Hekimlik sürmek geçip gitti ve özlenen cevher elden gitti. İşte Yavuz Sultan Selim'in vefatı da bu şekilde en detaylı haliyle Hasan Can'ın dilinden dinlemiş olduk. Önümüzdeki soru cevap videosunun kim hakkında olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.